Turnuva başlıyor arkadaşlar. Turnuvadan moderatörlerle kapışıyoruz. Açıklama kısmında hepsinin linki var. Bu da video olarak YouTube'a gelecek. Herkese selam arkadaşlar. GTA Vice'de moderatörlerimle turnuva yapıyoruz. İlk Ricardo Diaz'ı kim öldürürse o kazanacak. Hepiniz hoş geldiniz. Videoya beğeni atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Elimden geldiğince taktiklerle hem hikayeyi anlatarak hem de taktikleri kullanarak oyunu bitirmeye, Ricardo Diaz'ı öldürmeye çalışacağım. Hadi bakalım, let's go. Öncelikle motoru alıyorsunuz. Motor almanız size hız kazandırıyor. Arabayı alırsanız güvenli gidersiniz. Motor alırsanız da hızlı gidersiniz. Burada güveni falan biraz riske alacağım ve motorla gideceğim. Neredeyse polise çarpıyorduk. Karakterimizin adı Tommy Vercetti. Video için anlatıyorum. Yayındakiler biliyor. Tommy Vercetti Liberty'de doğuyor. Babası matbaacı. Onun yanında çalışmak istemiyor ve mafyanın yanına gidiyor. Sonny Forelli ile beraber çalışmaya başlıyor. Çok güçleniyor. Sonny Forelli bundan rahatsız oluyor. Ve Tommy'yi öldürtmeye çalışıyor. Aa, binmedi. Ama Tommy ona kurulan pusudan kurtulup hayatına devam etmeyi başarıyor diyelim. Ve sonrasında Vice diye geliyor. Hapishanede 15 yıl hapis yattıktan sonra hem ona pusu kuranları bulmak için, bu arada iki yıldız polis çok kötü oldu. Hem ona pusu kuranları bulmak için hem de aileyi satmadığı için Sonny Forelli ailesi onu yanında tutuyor. Ve bir şekilde de hayatlarına devam ediyorlar dediğim gibi. Yeni abone olan, kanala katılan, destek veren herkese teşekkürler. Hepsi yine ekranda çıkacaktır arkadaşlar. Çıkmazsa da kusuruma bakmayın bu yayın. Çünkü speedrun gibi bir şey bu. Altap çekemeyeceğim. Ben gene chatten gördüklerimi, bağışları okumaya çalışırım. Güzel, tam içine atladık. Kötü başlamadık, yok yok. Şu an 10 numarayız. İyi, polis gitti görevde. Güzel oldu bu. Yanımıza gayet iyi başladık. Orada polis 2 yıldız çünkü bir tık sıkıntı. Problem olabilirdi. Burada biraz yavaş gitmemiz lazım, yoksa düşebiliyorsun. Temiz geçtik. Şimdi partiye gidiyoruz. Partide godamanlar var. Bu godamanların hani kimin sebep olduğunu bulmak için buraya geliyoruz. Aracımıza atlayacağız ve gideceğiz. Bu da Mercedes'in kızı. Mercedes'in kızı pole position'da çalışıyor. Bu kadar zengin bir adamın kızı nereden, neden orada çalışıyor bilmiyorum ama geçen sefer, geçenki turnuvada takip görevinde patlamıştık. Takip görevi bu oyundaki en uzun görevlerden biri ve biz iki kere patladık o görevde. Eğer patlamazsak bu sefer geçmek için şanslı olabiliriz. Selamlar abi. Bugün Among Us olmayacak, yok. Among Us'ı böyle haftada bir falan yaparım. Ama bu polisler bu kadar darlamamalı beni ya. İkidir bak. Bir polise çarptık, bir de polis arabasına çarptık. Failler gelmesin yani. Doğu fail oldu. Doğu nerede fail oldu ki? Fail olacak bir yer yoktu. Mercedes'in kızı mı? Cortez'in kızı, yanlış söylemişimdir. Mercedes Cortez'in kızı. Hadi bakalım. Şimdi Kent Paul'e gidiyoruz. Kent Paul şehrin dedikoducusu. Bütün olaylar onda, bütün haberler onda. Malibu Club'da takılıyor. Biz de Malibu'ya gidip ondan olayları öğrenmeye çalışacağız. Selamlar arkadaşlar. Avans yok. Kesinlikle avans yok. Turnuvayı kazanmayı oynuyoruz. Bu çitağın gelmesi çok güzel oldu. Araç kaybolmuştu çünkü. Bu çitağ ilaç gibi oldu gerçekten. Şimdi şuradan shotgun'ı çekeceğiz. Shotgun? Hah. Devam. Nesine? Herhangi bir ödül koymadık. Çekil oradan. Güzel ezik. Barkın hoş geldin. Doğu motora binemedi, fail. Hangi motora binemedi ya? Başta. Başta fail olacak bir yer yok ki. This way. Lance Vance'le beraberiz. Lance Vance oyunun başında bir mal transferi var. Mal transferinde kardeşi ölüyor ve kardeşinin intikamını almak için Tommy ile işbirliği yapıyor. Sonra tabii bizi
nasıl sattığını çoğunuz biliyorsunuz. Bilmeyenler için de yine GTA Vice oynamasını tavsiye ediyorum. Çünkü mükemmel bir oyun GTA Vice'di. Oynamayanlar bayağı bir şey kaybetmiştir. Bu sefer bende ya. Bu sefer biz alacağız. Geçen seferki takip görevi hatalarını yapmadığım sürece zaten hiç sıkıntı olmayacaktır. O yüzden bu sefer o adama çarpmamak için elimden geleni yapacağım yani. Devam. Durdu, iyi başladı. Burada bir şey yok ya. Zaten buraya kadar hani ne fail olunacak bir şey var, ne sıkıntı yaşanacak bir şey var. Burada birbirimize ancak 5 saniye fark atabiliriz. Fark atacak görevler ileride yani. Ricardo Diaz'a kadar, evet. Burada şimdi hızlı bir araba gelmesi yine olayı etkiler. İleride bir PCC gördüm. Kaybolmazsa PCC'yi gider alırım. PCC kaybolmadı. Güzel. Yanımdan da birisi geliyor ama hemen PCC'yi alıp atlayıp devam edeceğim. Şuradaki görevde bir telefonumuz çalacak. Telefonu başlangıçta açmayacağım. Daha sonra açacağım. Telefonları açıyoruz çünkü. Ama en azından ilk geldiğinde açmayacağım ve daha sonra açacağım. E açmamak için de ne yapıyorsun? F'ye basıp tekrar biniyorsun. Hop. Hop. Telefon gitti. Diaz'ı öldürene kadar, evet. Vice Stories'in ana karakteri. GTA Vice Stories'te Victor Vance var ya, ondan bahsediyordum. Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz yayına. Videodan da izleyenler videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmasın. Videomuz çok güzel olacak. Herkesi ekrana böleceğim ve herkesin nerede olduğunu aynı anda, benle beraber aynı anda giderken nerede olduğunu görebileceksiniz. Bayağı saracaktır yani video size. Burada motor bayağı iyi oldu. Güzel sıyrıldık. Tamam, iki tane çaktık, devam. Eğer bugün yayınlarda herhangi bir sıkıntı olmazsa, videolarda sıkıntı olmazsa yayını bitirdikten sonra bunun editiyle uğraşırım. Ya yarına ya da diğer güne bunun videosu yetişir yani. CSGO FPS arttırma videomuzda gayet güzel izlendi. Bir de bilgisayar hızlandırma 2021 güncelliği bir video yapacağım. O da güzel izlenecektir herhalde. Yayına gelenler de kanala katılmayı unutmasınlar. 10 TL'ye kanala katılabiliyorsunuz, haberiniz olsun. Güzel. Guilty is a dirty word. Millet birbirine girdi. Nasıl yani? Ne oldu da birbirlerine girdiler? Ocaktan beri favori YouTuber'ım. Eyvallah Mehmet. Teşekkür ederim. L'nin yeni görevi. Bu da Riot. İsyan çıkartacağız. İsyan çıkarttıktan sonra da Avery Carrington'ın, yani inşaatçı dayının görevleri açılıyor. Normalde seni kıyafetçiye yolluyor. Kıyafetçiye gitmene gerek yok. Her türlü hızlı bir şekilde devam edebiliyorsun. Aa, fail oldu burada abi. Güzel. Ben bugün kaybetmeyeceğim zaten. Beni bugün yenecek bir güç yok ya. Şu an turnuvadayız, evet. Alışmışsın. Bayağı alıştım. Eskiden L.A. Luigi diyordun. Aynen öyle Görkem. GTA 3'den kalmış aklımda. L.A. Luigi diyordum eskiden. Hasret, iki kere oyunu bitirdi bu arada yayını açmadan önce. Umarım Hasret Baba bizi üzmez. Bu görevi yapmamıza gerek olmadığını biliyorum arkadaşlar. Ama biz yapıyoruz çünkü GTA'nın en ikonlaşmış görevlerinden biri.
Bu görevi yapmadan speedrun olmaz bizim için. Bu arada polis bana çok yakın, sıkıntı çıkartabilir. Araba çaldığımı gördüler. Umarım sıkıntı çıkartmazlar. Bak geliyor. Gelmeden hemen içeriye atmam lazım. Yakalar güzel. Yakalar şekil. Sefa hoş geldin. Pistolla öldürmemiz lazım burada. SMG'yi almadım zaman kaybetmemek için. Onları almıyor çünkü orada da bir zaman kaybı yaşıyorum. Burada pistolla direkt adamı indirip kaçacağız. Devam. Guy Verset'i severim. Sadece YouTube'dayız arkadaşlar. Sadece YouTube'dayız. Şu anda başka yerden açmıyorum. Açtığımda duyururum. Doğu abi geliyor, Tugay abi. Gelsinler gelsinler. Daha oyunun başındayız arkadaşlar. Bu görevlerde fail olmak ya da hata yapmak çok şanssızlık. O yüzden fail olmalarını beklemiyorum buralarda. Asıl fail olacakları yerler daha sonra gelecek. Gömlek ateş ediyor. Tommy Vercetti'ye biraz benzesin diye bunu giydim ya. Yeni yeni gelenler beğenmeyi unutmasınlar. Başlıktaki videoyu izleyip yorum atarsanız sevinirim. Ayrıca da kanala katılabilirsiniz. Bana olabileceğiniz destekler bunlar. Çayınızı, kahvenizi alın abi. Keyifli bir şekilde izleyin. Şu anda GTA Vice turnuvasındayız. 5 moderatör, yani 4 ve ben kapışıyoruz. Bakalım kim kazanacak. Durdu abi, fail oldu. Geçmiş olsun. Yazı öldürmek ne kadar sürüyor? A görevlerini yapmazsan 45-50 dakika. A görevlerini yaparsan biraz daha uzun sürebiliyor. Şimdi burası bizim far koyacağımız yer. Burada bir 30 saniye falan geçiyorum onları. Ama geçemedik. Baksana zaman kaybına. Neyse. Nazarlık nazarlık. Burada biliyorsunuz taktiğimi zaten. Çapraz gidiyoruz. Bakalım 4 dakika falan bırakabilirsek gayet güzel. Berke abi görevleri karıştırdı. Hayda. Berke ama GTA Vice'i bizden en az oynayan, o yüzden Berke'nin karıştırması normal. Doğuyla durduyla kapışıyoruz gibi düşünün. Hasret de yeni yeni speedruncu oluyor bu görev için. Güzel kurtardık. Devam. Hadi. Bak burada zaman kaybettim. 4 dakika yapamayız şimdi. Biz takip görevinde patlamıştık. Geçen sefer de öndeydik. O yüzden şu an havaya girmelik bir şeyim yok. Biraz da yukarıya bıraktım bu arada arkadaşlar. Yukarıya bıraktığında daha hızlı oynayabiliyorsun. O yüzden yukarıya bıraktım. Karıştırmadım, haberiniz olsun. Diğer kapıştığım kişilerin nerede olduğunu görmek istiyorsanız açıklama kısmına bakabilirsiniz. Açıklama kısmında linkleri var.
4-0-6. Ve alamadığım bayağı an oldu. Muhtemelen o alamadıklarım, saçma hatalarım olmasa 4-10-4-15'te yapabilirdik. Evet, kendi rekorumu kırdım şu an. Şu an kendi rekorumu kırdım 4-0-6 ile. Şimdi görev Cortez'den gelecek. Cortez'e doğru gidiyorum o yüzden. Eğer önümde güzel bir araba bulursam alırım. Bulamazsam top fan aracıyla devam ederim. Araçtan in bin de çünkü zaman kaybettiren bir şey. Şu an bu arabaları almak için binmeye pek gerek yok. İnmeye pek gerek yok. Şimdi şuradan gideceğim. Aslında bir risk alıyorum. Geniş bir araç. Umarım riskim kötü sonuçlanmaz. O yüzden biraz daha safe gideceğim. Burada biraz zaman kaybetmeyi göze alabiliriz. Düşmektense. Aynen, düşmedik. Şuradan atladım. Neyse, inelim. Ve telefonu açalım. Zaten telefonu açmamız gerekecek. İki tane telefon çalacak. O iki telefonu da açalım. Motoru almayacağım. Bir de Cortez arayacak. Screw you man. Bir telefon daha çalacak. Cortez'in görevinin açılması için. İddia Ricardo Diaz'ı kim öldürürse ödül yok. Video çıksın diye, video içeriği için yapıyoruz. Şimdi bir de Cortez'in telefonu çalacak, onu bekliyorum. Hadi çal, bekletme bizi. Bir ara... Ah be, tam çalacağı zaman arabaya bindik. Zaman kaybedeceğim. Tam telefon çalarken arabaya bindim. Burada biraz zaman kaybedeceğim. Unlucky oldu. Burada zaman kaybediyoruz. Ama daha önce telefonları açmadığımız için burada zaman kaybediyoruz. Normalde zaten bu telefonları açmamız gerekecekti. Tekrar binin, tekrar binip inmeye çalışırken çalacak bu sefer de Görkem. Yani zaman kaybı değil aslında. Zaten bu telefonları açacaktık. Önceden açmadık, şimdi açtık. Sıkıntı yok. Tam ortasında durmuşuz ha. Kapı da açık, güzel. Tam bize hazırlanmış. Hadi bakalım Gonzales'i indirmeye. .406 bu arada kendi rekorum. Şey yapalım mı bir ara? Demolition Man'e dünya rekoru deneyelim mi? Ben bir arkadaşımıza video çekmiştim. Türk dünya rekorunu kıran Demolition Man'de. Farklı taktikleri var. 12-13 saat deneyerek yaptım diyordu. Biz de belki bir gün böyle tam taktiklerini öğrenirsek böyle bir dünya rekoru deneriz. En kötü 3. 4. oluruz. Öyle güzel bir video içeriği de çıkar. Dünya rekorunu kırdık falan tarzında. Bahadır bağışlatıyor mu? Bahadır benim arkadaşım ya. Sağ olsun şey yapıyor. Her ay destekliyor. Adam arabamı çalıyordu. Adam arabamı çalıyordu neredeyse. Kötü olurdu var ya. Bak bu kötü oldu. Neden biliyor musunuz? Çünkü o yıldızın gitmesi için şehre daha fazla zarar vermemeniz, birini öldürmemeniz lazım. Umarım polisler benim peşimi bırakır bu olaydan sonra. Adamı ezdik çünkü. Bırakırlar mı bilmiyorum, emin değilim şu an. Normalde giderken bırakıyorlar belli dakika sonra. Şu an bırakırlar mı emin değilim. Hala bırakmadılar. Şu ana kadar çoktan bırakmış olmaları gerekiyordu. Güzel. Abi nereye gidiyorsun? Göreve. Sen muhtemelen pain spray'e girecektin orada ama orada gerek yok pain spray'e girmeye. Hadi bakalım. Ne kadar kaldı var daha? AVM'de kurye ile buluş diyor. Let's go, let's go, let's go.
Güzel gidiyoruz. Adamlar sıkmayın oyun yapmış, harbiden öyle. Turnuva sonra bizim kaldığımız yerden save'e devam edeceğiz arkadaşlar. Şerik izliyorum, afiyet olsun. Şu an bir izdir. Şu an hata yapmadık çünkü. Hiç her şey temiz gidiyor. Belki telefonu açtığımız nokta bir tık sıkıntı olmuş olabilir. Ama onun dışında bence her şey yolunda. Bayağı keyifli ilerliyoruz yani. Tertemiz. O kadar güzel girdim ki böyle dans ederek girdim. Ve Guardian Angels geldi. Ricardo Diaz'ın görevleri başlıyor. ...79 canımız kalmış. Şu anda canlık bir durum yok herhalde. Bir yukarıdan aşağıya atlayacağım yine bu görevde. Bilhassa burada bırakacağım. Çünkü motor kaybolsun istemiyorum. Saklayabilmişiz umarım. Selamlar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bunu ve yaptığım kişiler açıklama kısmında var. Linkleri. Lens'e doğru geldiğimde gidebildiğim kadar yavaş gidiyorum ki ölürüm çarparız. Lens problemli bir karakter çünkü biliyorsunuz. GTA tarihinin en problem karakterlerinden biri. Ne yürümeyi bilir, ne koşmayı bilir, ne gideceği yolu bilir. Hadi bakalım devam. Lens o, arkana alma. Lens G diye sefadan bir espri geldi ama bize kaldırmıyor. Mert iyiyim, sen nasılsın? Hadi bakalım gelsinler. Buralara hızlı geçmenin yolu yok. Buralara bekleyeceksin. Bu sekans illaki yaşanacak. Sonrasında aşağıya atlayıp hızlı bir şekilde adam motorla giderken vurup indirme şansımız var. Ama o da riske atıyor. Vuramazsan tekrardan kovalaman gerekiyor. O yüzden de normal bir şekilde ben motorumla gidip arkadan çarparak onları düşüreceğim yani. Bir tane daha buradan gelecek, sonra arkadan gelecek, sonra önden gelecek, bitecek. Üç monitör mü? Yok, iki monitör var. İki monitör yeterli, üç monitör bir tık daha böyle fazla yani. Bir de alanım onun için yetersiz, benim masamda iki tane monitör alır. Durduğu polis yakaladı. Bazı infolar veriyorsunuz ama doğru mu yanlış mı emin olamıyorum. Anladığım kadarıyla bana en yakın ama doğu şu an. Doğru abi, polise yakalandı. Nerede yakalandı acaba? Hadi bakalım. Silahı değiştiremedik. Rekor 4.21. Biz de 4.06 yaptık. Alamadığımız anlar var. İlla ki güzel taktikleri vardır. Öğrenirse daha iyisi yapılır yani. Güzel. Devam. Selamlar arkadaşlar. Yayın donmuş olduğunu anladık. Öyle şeyler olur. Gelir düzelir.
I see you soon, amigo, I think. Shit. Where's that guy, Lance? Şu an düzgün mü arkadaşlar yayın? Düzenli diyorlar, tamam. Anlık drop girmiştir. Şurada geçişi bir kere deneyeceğim. Geçemezsem normal devam edeceğim. Yok, ben bunu yapamıyorum. Hiç zaman kaybetmeye gerek yok. Kapıyı açalım. 350 güzel izleniyorsun. Eyvallah eyvallah. Teşekkürler arkadaşlar. Metin mi geldi? Metinciğim hoş geldin. Selamlar. Tosta'da 25 TL param var. Katılabilir miyim? Vallahi paparaya maparaya aktarabilir misin bilmiyorum ama paparada şey muhabbeti var galiba. Atıyorum sen katılıyorsun kanala. 20 TL veriyorsun. Kanala katılıyorsun. O 20 TL'yi sana geri veriyor. Ya da Netflix'e üye oluyorsun. 25 TL'ye 30 TL'ye. Netflix paranı sana geri iade ediyor. O zaman da farklı bir yere kullanabiliyorsun. %50'sini de iade edebiliyordur. Papara kullananlar varsa gene tam olarak doğrusunu yazsın. Evet, takip görevi. Geçen sefer burada patlamıştık. Bakalım bu sefer patlayacak mıyız? Geçen hafta yaptığımız turnuvada takip görevinde bug'a sokamamıştım. 10 TL'sini iade ediyor bak Gürkan. 10 TL ile kanala katılabiliyorsun zaten. Papara kullananlar öyle bir şey yapabilir. Takip görevinde adamı yere düşürmüştük. Bug'a sokmuştuk. Bu sefer yapabilecek miyiz? En önemli görev bu. Çünkü en uzun görev bu. Eğer burada yapabilirsem bundan sonra kolay kolay fiillemem. Burada yapamazsam yine turnuvayı kaybedebiliriz. Bakalım. Burası önemli. Kendi ekibimle yapıyorum arkadaşlar. Speedruncı değiller. Sadece benim gibi GTA'yı seven insanlar. O yüzden oyunu biliyorlar. Kanala içerik çıkartmak adına böyle bir turnuva yapıyoruz. Geçen haftaki turnuva maalesef paylaşılamamıştı durdu yüzünden. Çok iyi. Şu anda çok iyi yerdeyiz. Adamı indirdik. Gel bakalım. Tertemiz. Bu sefer sıkıntısız hallettik abi. Let's go. Bunu alacağız muhtemelen. Geçen hafta izletemedim size. Yayında olanlar izledi tabi. Ama takip görevinde birkaç kere fail oldum ve o yüzden kaybetmiştim. Bu sefer hata yapmadık. Her şey güzel gidiyor yani. Tertemiz yaptık bu sefer bug'ı. Normalde ne oluyor? Bu adamları takip etmeniz gerekiyor. Ama bu bug'ı yaptığınızda, glitch de diyebiliriz herhalde. Bunu yaptığınızda herhangi bir sorun olmadan aracı siz kullanabiliyorsunuz. Elon Wolf Hüseyin, şey yapsana bana, özelden yazsana. Ben mesela o görevde rekor denemesi yapacak olsam, sen her seferinde save'den aynı noktaya koşuyor musun? Yoksa bir işte spawn modu vardı orada. Her seferinde aynı görevden mi başlıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Tekrar tekrar göreve git gel git gel çok zor olabilir çünkü. Onu nasıl yapıyorsun? Bana bir Discord'dan yazsana. Bu arada o demolition bende dünya rekoru kıran arkadaşımız da chatte Elon Wolf Hüseyin. Dünya rekortmeni o. Kralsın eyvallah. Doğu çok yakın. Yakın olabilir abi. Yakın olması daha da güzel. Zaten turnuvayı eğlenceli kılıyor. Bakalım kim yenecek. Save yapamam. Bu tarz speedrunlarda, hızlı bitirme olaylarında save yapmak falan zaman kaybettiren bir şey. Öyle mi? Bir spawn modu falan olsa önüne, seni her seferinde o görevin önüne spawnlasa aslında güzel olabilir de. Ain't got no sun. Ne oldu? Yine drop mu giriyor? Drop girdi düzenli. Vallahi neden bilmiyorum arkadaşlar. Anlık giriyordur. F5 at. Böyle olduğunda F5 atın düzelir abi. Phnom Penh. Şu an bakamıyorum. Çünkü turnuvadayız.
Ama yayına drop girdiği anlarda. Erhan'cım hoş geldin, selamlar. Yayına drop girdiği anlarda E5 atarsanız zaten düzelecektir. Katılı özel neler var? Konuşuruz abi. Geçti drop bende. E5 atım düzeliyor. Aynen. Düzelmiştir. Ne turnuvası? Benim moderatör ekibiyle beraber GTA Vice ile bu oyunda bir speedrun tarzı bir turnuva yapıyoruz. Haftada bir yapıyoruz bunu. Ricardo Diaz denen bir karakter var. Daha önce oynadıysan biliyorsundur. En hızlı şekilde onu öldürmeye çalışıyoruz. Doğuda da drop olduysa muhtemelen YouTube serverlarında bir sıkıntı vardır. Şu anda ilk kim öldürürse taktikleri kullanarak ona uğraşıyoruz. Açıklama kısmında linkler var mod ekibinin. İnşallah video olarak da güzel atacağız. Doğu öldü. Doğu öldüyse GG'ye doğru gidiyor. Let's go. Telefondan oyna, gerek yok abi. 67 can, canı sıkıntı olabilir. Düşünüyorum canımın sıkıntı olabileceği görevler. O zaman şey yaparım. Armor olabileceğim bir nokta olduğunda bir 5 saniye falan kaybetmeyi göze alabilirim. Kankam benim. Teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar chatlere Erhan Twitch'te FIFA yayınları yapıyor. Eğer FIFA meraklı olan varsa, şu an speedrun'da olduğum için ben linki atamayacağım ama Erhan'cığım sen linki atabilirsin. Ya da atarsan timeout atar mı bilmiyorum. Neyse işte Erhan sevdiğim bir arkadaşım. Gelmesi mutlu etti. Ve abi birinci güzel. Hadi bakalım devam. Hapşırmaya devam abi. Bugün ana karakterimiz Tommy'nin gömleğini giydik. Benzer gömleğini. Turnuva sonrası seni Twitch'te görmeyecek miyiz? Kanka Twitch'te açacağım. Partnerliği orada almak istiyorum. Ama benim bir şey olur mesela. YouTube'da yayın açıp hadi arkadaşlar Twitch'e geçiyoruz deyip Twitch'e kitle geçirerek olur. Direkt Twitch'te açarsam ben maksimum 40-50 izlenebilirim. Ama Twitch'te YouTube'dan geçirirsem 100-150 izlenebilirim. Ama asıl kitle Twitch'te olmadığı için şey oluyor. Mesela 150 başlıyorum, kayba başlıyor sonra. 120, 100. Düşmeler başlıyor yani. Çünkü yenileyecek adam yok. YouTube'da olsa yeniliyor sürekli kendini. Bakalım şimdi CSGO içeriklerine başlıyorum biraz. Kanalda bir video attım. En son 5600 falan izlendi. Biraz CSGO içeriği yapacağım. FIFA'yı saldım yani içerik olarak. Çünkü çok zaman yiyor biliyorsun FIFA'yı. En çok bilenlerden biri sensin. Günde 5-6 saat FIFA oynuyorum. Ne yayın yapmaya, ne video yapmaya, başka içerik yapmaya zaman kalmıyor. O yüzden FIFA'yı bu ara saldım. CSGO gelebiliriz yer olursa. Sana her zaman yer var. Sen benim Discord'a da katılsan. Ünlem Discord yaz. Ah, yanlış yere gidiyorum. Bak kafa karıştı ya. Biraz chat'e az bakacağım. Kusura bakmayın. Sen Discord'a da katıl, haberleşelim oradan. Şey yapacağım. Bir armor ve can yeri var ya. Oraya gittiğimde onları alacağım, bir saniye bekleyerek. Orada zaman kazanalım. Ünlem Discord yazmanız yeterli abi Discord için. Şu anda ne kadar fark var aramda diğerleriyle? Canı almıyorum, direkt armor'u alıyorum. Can bir tık uzak çünkü. Ne kadar fark var aramızda? Bir dakika diyebiliyor musunuz? Yoksa 10 mu? 10 saniye falan mı yoksa? 45 saniye. 45 saniye güzel fark. Doğu yeni görevi bitirdi. Tamam, buraya gelecek. Araca binecek falan. Bir 30 saniyesi var. Güzel güzel. Hala önümüzde birkaç tane problemli görevi var. Fail olabileceğimiz. Ama benim en başa bela görevim takip göreviydi. Takip görevini tertemiz yaptık. Bu yüzden bu sefer geliyor gibi. Aynı zamanda YouTube'da videodayız. Tekrar hatırlatıyorum. Yani yarın da inşallah, yarın değilse de diğer gün bu videoyu editleyip split screen yapıp, ne demek yani bu, diğer arkadaşların da aynı anda nerede olduğunu göstererek güzel bir video hazırlayacağım. Elimi shift'ten çektim yanlışlıkla. Respect.
Doğu arkanda. Vallahi Doğu geliyor arkadan. Nefesini hissettiriyor. Get to the paper mı? Yok. Cortez'de işimiz yok daha fazla. Artık spam yemiyorsun. Nightbot kurdum. Nightbot spam yapılmasını, büyük harflerle yazılmasını, fazla emoji kullanılmasını falan engelliyor. Bu sayede de chat daha temiz kalıyor. Tabii eğer bunları kullanmasak, daha böyle biraz daha salak kitleye izin versek daha çok insan gelir yayınlara, ama benim bu zamana kadarki her zamanki düşüncemi biliyorsunuz. Az insan, kaliteli chat, küfürsüz chat. Bizim için olay bu. Bu yoldan da devam ediyoruz. Yayına yeni gelen herkese tekrar tekrar hoş geldin. Burada bu botu zorlamayacağım. Çünkü takla atabiliyorsun. Zaten burada kaybettiğim zaman 1-2 saniye görevi kaybetmekten her zaman iyidir. Abi adama salak dedin. Şurada herhangi bir salak yok abi. Yapanlar salaktır dedim. Bireysel olarak birine salak demedim. Adam bana kalp gönderiyorsa, emoji, nightbot bunu engelliyorsa adam salak olmuyor. Normal bir insan oluyor. Demek istediğimi anlamışsınızdır. Tekrar tekrar açıklatmayın. 350 kişiyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Dün 500'ü görmüştük. Bugün bunlardan sonra, turnuva sonrası %100 bitirmeye devam edeceğiz. %100 bitirmede bayağı görev yaptık. Gizli paketler falan. Hepsi halli oldu. Bugün taksi görevlerine devam edeceğim. Normal görevlere devam edeceğim. Nereye girdin lan o? Farklı farklı şeyler yapacağız yani. Noodle yiyerek izliyorum. Afiyet olsun. Tek bir kere yazın chat abi. Aynı mesajı 10 kere yazmayın. Yakaladıkça görüyorum. Bugün Among Us yok. Among Us haftada bir falan yaparım. Çünkü Among Us çektiğimde pek izlenmiyorum. İzleyici düşüyor. Bu ara izlenmek istiyorum. Kanalı aktifleştirmek istiyorum. O yüzden GTA oynuyorum. Yoksa GTA değil. Oynamak istediğim farklı oyunları koyardım. Bu ara kanalı tekrardan hareketlendirmek için kanalda izlenecek içerikler üretmeye çalışacağım. Yine son videom yukarıda yeni video kısmında başlıkta var. Oradan da tıklayabilirsiniz. Özellikle CSGO oynuyorsanız FPS arttırma konusunda yardımcı olur. Oynamıyorsanız da benim desteklemek açısından videoya bir beğeni atabilirsiniz. Teknenin sürücüsünü vurduğumuz için tekne direkt orada kaldı. Güzel, bu görev de bitti. Bu görevden sonra A'ya bağlaması lazım bizi, yanlış hatırlamıyorsam. Buradan direkt A'ya, yani A mıydı lan? Yoksa Cortez'in tank çalma görevi miydi? Doğu bayağı yakınlaştı. Yakınlaşır. Güzel turnuva oluyor. Doğu'yla güzel kapışıyoruz şu an. A'ya gerek yok J-Town. Cortez'e gideceğiz. Cortez'e gidiyoruz. Şu an shift spam'deyim. Çünkü eğer basarsanız, basılı tutarsanız bir yerde yoruluyor. Ama eğer shift spam yaparsanız, yani durmadan basarsanız, karakter yorulmadan sonsuza kadar koşabiliyor. Ayrıca da %100 bitirirken ambulans görevlerini yaparsan 12 seviye yine koşma sınırsız şekilde devam edebiliyor. Bizim de %100 bitirmek için devam etmemiz lazım. Enes kankam hoş geldin. Cortez'e gidiyorum şimdi. Cortez bizi tank çalmaya götürecek. Tank çalma sonrası Lens Vance kaçırılacak. Lens Vance'i alacağız ve Diaz'ın mekanı basacağız. Yani son 3 görev. Bu 3 görevde hata yapmadan hızlı bir şekilde bitirirsem birinciyim. Doğu arkamdan geliyormuş. Durduğuyla Berke Hasret bir tık daha geride. Hata yaparsak Doğu'ya kaybettik. Hata yapmazsak kazanıyoruz gibi duruyor. Burası bir kestirme ama dar bir kestirme. Tekrar söylüyorum. O yüzden buraya girerken bir tık korkuyorum. Ama atlarsanız da güzel. Zaman kazandırıyor. Tekerlekler çıkmayacak zannettim. Ama çıktı. Bu telefona bakmamıza gerek yok. Get to the Faithbone, nice to the Washington falan öyle bir şey söylüyor. Oyun kaç FPS? Allah, 30 FPS gitti şu an. 30 FPS gitti olmazsa coşuyor çünkü. Geri gitmiyor. Suda gitmiyor. 30 FPS'e kitle. Linkler açıklamada var. Aynen öyle.
Ricardo Diaz adam gibi adam mı? Yok be. Ricardo Diaz ipmenin teki. Hasret'in 4 canı kaldı. Hayatı sınırlarda yaşıyor Hasret. Plenson'un da ötesi aynen öyle. Arkadaşlar bu arada kanala katılmak istiyorsanız katıl butonundan 10 TL'ye katılabiliyorsunuz. Kanala destek vermek isterseniz bu şekilde destekleyebilirsiniz ya da açıklamada da bağış linkleri var. Oradan da destekleyebiliyorsunuz. Tankı çaldık. Tankı çalmak için aracı önüne bırakıyorsun. O sayede içerideki asker kapıyı açıyor ve aracı çekmek için iniyor. Ya da direkt Gunner'ın tepedeki adamın kafasına sıkabilirsin. Yine o zaman da kapı açılıyor. Şimdi burada tankı bıraktıktan sonra karşıma Küban Hermes gelmesi lazım. Gelmezse ağır sıkıntı. Eğer gelirse tertemiz. Çünkü hızlı araç Küban Hermes. Şurada Küban Hermes gelecek mi? Küban Hermes gelmedi ama yine fena olmayan bir araç geldi. Şimdi Lensman's kaçırılacak. Lensman's'ı almak için helikoptere ihtiyacımız var. Helikoptere doğru gidiyorum. En yakın helikopter polis helikopteri. Şehrin 3. kısmında. Oraya doğru gideceğim basıp ve polis helikopteriyle beraber Lens'i kurtaracağız. Canımız 100, armorumuz 100, silahımız var. Her şey yolunda. Bakalım neler olacak. Eğer Doğu benden daha hızlı bir araba bulduysa bu yol uzun. Aradaki farkı kapatabilir. Eğer daha hızlı araba bulamadıysa her şey benim adıma olumlu geçiyor diyebiliriz. Şu anda Doğu ile kapışıyorum muhtemelen. Açıklama kısmında linkler var. Onlar da benim sevdiğim kardeşlerim. O açıdan onlara da destek olmak için şey yapabilirsiniz. Kanallarına abonelik atabilirsiniz. Bu cheat'i buldu, anladım. Şimdi bu telefonları açmak lazım. Bu telefonları açmadan K'ye gitsen K'de bekleyeceksin. O yüzden biz burada bekliyoruz şu an. Bir binin yapalım. Yeni telefon gelmedi. Neyse gidelim. K'nin önünde bekleyelim. Zaten Kent Paul açılacak. K'nin önünde telefon açarız. Yani bu arada biraz zaman geçeceği için bir telefon daha çalar. Tamam, Malibu'ya doğru devam. Aşkım hoş geldin, selam. Hasret GG oluyor galiba. Hasret, Hasret'e moral verin ya. Hasret'e iyi davranın. GTA 6 çıktı mı? Çıkmadı da. Hayır. Böyle biraz geride park edeyim de ne olur ne olmaz. Hasret 3, Hasret 3 mü? Durdu kaç oğlum o zaman? Hasret 3 ise. Durdu bayağı geride kalmış. Kaybolursa ağlarız. Kaybolmadı. Yapma bunu bana ya. Yokuş aşağı bıraktık helikopteri. Aşağıya kayıyor. Ah, neyse devam. 15 saniye kaybettik abi. 15 saniye kaybettik. Ama GG'de değiliz. Yine kopardık bir şekilde. Chat gözükmüyor. Sıkıntı yok abi. Bu yayın gözükmeyi versin. Zaten birazdan ayarlarım. Birazdan turnuva bitecek. 5 saniye var arada. Çok az ha. Hadi bakalım kim yenecek. Son böyle foto finish olacak ya.
Araçtan beyaz duman çıkıyor bu arada. İnerken sıkıntı olabilir. Hadi kalk. Hadi bakalım. Burada full depar. Normalde öldürürdüm ama full depar. What do you expect me to do? Mow his lawns? We're gonna have to take out that prick Diaz before he takes us out. You okay to use a gun? Hadi hadi. I guess. Koş koş koş. Sonra sevişirsiniz. Gel. Geliyorsun değil mi? Taramayın beni burada. Beni burada tararsanız patladık çünkü. Tarama tarama tarama. Kara duman. Allah'ım çarpmamam lazım. Kara duman çıkıyor araçtan. Hiçbir yere çarpmamam lazım. Çarparsam patladık. Çok sıkıntı şu an. Hiçbir yere çarpmadan çok sakin park edeceğim. Fail olmamak için. Gerekirse zaman kaybedeceğim ama hiçbir yere çarpmamam lazım şu an. Tamam. Hadi bakalım. Gir içeri, gir içeri, gir içeri. Son görev. Doğu'yla aynı görevlerdeyiz. Oo, çok kötü kurtardım ha. Çok kötü kaldım ya. Neredeyse patlıyordum var ya. Hadi abi. Orada azıcık pervane sürtse ölmüştük. Son göreve gidiyoruz. Son göreve gidiyoruz. Ölüm dövüşü. CSGO ne zaman? Videoları çekiyorum. Yayınlar daha sonra. Doğu arkada. O zaman bir tık safe oynayalım. Patlamayalım. Güzel. Patlamadan helikopteri. Bu telefonu açmaya gerek yok. Zaten son görev geldi. Rabout. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Depar. Depar. Adamları öldürme, deparı koy. Koş 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 koş. Güzel. Güzel. Dur, öne atlayıp direkt tarayacağım. Zaman kaybetmek istemiyorum. Şu an vurursam bitti abi. Lens önümde durma. Let's go. Let's go. GG, chatte GG'leri alalım. Aldık turnuvayı. You stupid pricks. My beautiful house. Look what you done. GG. This is for my brother. I trusted you, Tommy. Geçen turnuvada yendilerdi, havaya girmişlerdi. Şimdi göreyim bir daha. Say goodbye, Mr. Diaz. Güzel. Güzel, 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 güzel. Bu turnuvayı aldık. Şimdi videoyu izleyenler, hepiniz beğeni atarsanız, yorum atarsanız sevinirim. Bu tarz turnuvaları haftada bir yapıyoruz. Ödüller de koyacağız. Kendinize iyi bakın video için. Biz yayına devam ediyoruz. %100 bitirmeye devam edeceğiz. Videoya da şimdilik görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.